Merhaba arkadaşlar, bir World of Warcraft lore videosu ile karşınızdayız. Bu sefer farklı bir konu ele alacağız. Sevgililer Günü etkinlikleri nedeniyle hikayede geçen büyük aşklardan ve aşk dedikodularından bahsedeceğiz. Keyif almanız dileğiyle iyi seyirler. İlk olarak Romulo ve Julien ve Beautiful Beast isimli Karazan'ın opera etkinliklerinde yer alan ve aslında her hafta farklı bir tiyatronun yer aldığı sahnede karşımıza çıkan bossları ele alacağız. Hani pek Warcraft hikayesi içerisinde yer almıyorlarmış gibi dursa da dünya edebiyatında büyük öneme sahip olan Romeo ve Juliet ve Çirkin Güzel isimli romanlardan esinlenen bu karakterler World of Warcraft'ta da yerini layıkıyla aldılar. Geri plandaki hikayelere, derlemelere, tiyatrolara, hatta filmlere konu olurken bu gözde aşk hikayelerini Medivh'in kulesi olan Karazan'daki opera sahnesinde görmek mümkün. Sıradaki çiftimiz Ronin ve Veressa Windrunner. Ejderhanın Günü kitabında ilk kez hikayeye giren bu ikili, Grim Battle'da tutsak edilen Alexstrasza'yı kurtarmak için gönderilmişlerdi. Bu macerada yalnızca görevlerini başarıyla yerine getirmekle kalmadılar, aynı zamanda birbirlerini tanımış, güvenmiş ve sevmişlerdi. Dillere destan olacak sevdaları burada başlayan ikilinin arasındaki ilişki, Ronin'in pozisyonu nedeniyle Dalaran şehrinde devam edecek ve evlilikle taçlandırılacaktı. Ve ikiz erkek çocukları olmuştu. Galadin ve Grimar isimlerini verdikleri yarı elf yarı insan çocukları Krasus tarafından yardıma çağrılan Ronin'in gitmesi üzerine bir süre babasız kalacak gibilerdi. Zamanda oluşan bir yırtıktan Kadimler Savaşı'nın olduğu zamana yolculuk yaptılar. Ancak büyü bu sefer aşk uğruna iyi bir amaca hizmet edecekti. Kadimler Savaşı'nda görevini tamamlayan Ronin, doğumlarını kaçırdığı evlatlarının doğumuna büyü sayesinde tanıklık yapabileceği bir ana geri ışınlandı. Ömrü boyunca Nozdormu'nun bu iyiliğini unutmayan çift ilerleyen zamanlarda Veressa'nın kıskanç kuzeniyle uğraşacaktı. Veressa'nın pozisyonu ve gücünü kıskanan Zendarin Windrunner bir yandan da insanlardan nefret ediyordu. Gözü dönen genç elf çiftin çocuklarını kaçırdı. Masum canları Sinestra'ya teslim edemeden ortalık ejderhaların savaş alanına dönmüştü. Gecenin Ejderi isimli romanda anlatılan hikaye sonucunda evlatlarına kavuşan çift bir süre mutlu yaşadılar. Ancak Arthas'ın dünyaya yaydığı kötülük direkt olarak Ronin'i de etkiliyordu. Evleri Northrend'e taşınmıştı artık. Mist of Pandaria eklenti paketinde çift korkunç bir olayla sarsılacaktı. Garrosh'un Theramore'a yaptığı mana bombası saldırısı sırasında Jaina Proudmoore'u kurtaran Ronin patlamadan sağ çıkamadı. Gelen ölüm haberiyle deliye dönen Veressa türlü türlü intikam senaryoları tasarlarken kardeşi Sylvanas'tan bile yardım istedi. Kocası Ronin'in intikamını alma pahasına Sylvanas'a yani Forsaken'a bile katılmayı göze alan Veressa'yı bu kanlı intikam yolundan kurtaran ise Anduin olacaktı. Ve bundan sonra Veressa enerjisini ve ömrünü çocuklarına adamaya karar verdi. Romanlara konu olan bu aşk hikayesi sonu acıklı bitse de dillere destan olmuş ve Azeroth'un dört bir yanında konuşulur olmuştu. Bir diğer acıklı diyebileceğimiz aşk hikayesi de Neytonos ile Sylvanas arasında geçmekteydi. Tanışmaları çok eskiye dayanıyordu. Lordaeron Alliance'ı ve elfler arasındaki bir nevi öğrenci değişim programı sayesinde elflerden Ranger denilen kolculuk eğitimi alması için Silvurum'una gönderilen Neytonos Maris, kolcu generali Sylvanas Windrunner ile burada tanışır. İnsan olduğu için pek hoş karşılanmayan Neytonos Maris, beklenenin aksine kolculuk rütbelerini bileğinin hakkıyla ve hızla yükselmeye başlayınca Sylvanas'ın dikkatini çekiyor. Sylvanas'ın ikinci komutanı olmaya hak eden Neytonos, ona karşı romantik duygular beslemeye başlıyor. Sylvanas, her ne kadar açık etmese de, durum raporlarını bizzat almaya kendisi giderek Neytonos'u sık sık ziyaret ederdi. Bu durum, elf topluluğu içinde dedikodu yayılmasına neden olmuştu. Neytonos, durumu çok önemsemese de, Sylvanas'ı olumsuz etkilemesinden çekiniyordu. İkili arasındaki olaylar bu şekilde gelişirken, Azeroth'ta Scourge belası boy gösterdi. Arthas'ın acımasız akınından payını alan ikili, her ne kadar son nefeslerini birlikte vermese de kader henüz onları ayırmış değildi. Arthas'ın iradesinden kurtulan Sylvanas, Rammstein tarafından öldürülen Neytonos'u aramaya koyulur. Ancak akılsız bir zombi olarak diriltildiğini görür. Hatta Sylvanas'ı tanıyamayan Neytonos ona saldırır. Ancak Sylvanas onu Lich King'in iradesinden kurtarır. Artık Neytonos da bir Forsaken olmuştu. Hatta Sylvanas onu Forsaken'ın şampiyonu rütbesine getirdi. Hatta sert mizaçlı Sylvanas, Neytonos'u zombi görüntüsünden kurtarmak için Lich King'in yenilmesiyle kazandığı Valkyrie'lerden birini feda edecekti. Sylvanas burada Neytonos'un kuzeninin bedenini kullanacak kadar ileri gidecekti.
O gün bugündür ikili birbirinden ayrılmaz ve Neytonos Silvanas'ın sözünden asla çıkmaz. Silvanas'ın en dengesiz dönemleri diye tabir edilebilecek günlerde bile yanında yer alır. Son olarak mevcut Battle for Azeroth eklenti paketinde Saurfang ile Silvanas arasında gerçekleşen Makgora'dan sonra Windrunner Kulesi'nde buluşurlar. Gerekli planları yaptıktan sonra ayrılırlarken Neytonos'un Silvanas'a iyi yolculuklar aşkım demesi gözden kaçmaz. Acı, keder ve binbir zorluklarla dövülen bu ilişki nereye kadar ve nasıl devam edecek hep birlikte göreceğiz. Sıradaki aşk hikayemiz ise belki de Warcraft evreninin potansiyel olarak en güçlü karakterinin doğumuna neden olmuş olan bir aşk hikayesidir. Orkların Dark Portal'dan geçişine olanak sağlayan ve aslen akli kontrolünü sürekli Sargeras'a kaptıran Medivh, aslında hayatının aşkıyla tanışma fırsatının da kapılarını açmış olur. Horde ile Azeroth'a geçiş yapan yarı Draenei, yarı Ork Garona ile karşılaşmaları, ikili üzerinde gelişen trajik olaylar esnasında Karazhan'da olur. Aslında ajanlık yapması için gönderilen Garona, duygularına engel olamaz. Ancak öte yandan o da akli kontrolüne sahip değildi. Gul'dan sürekli beynine baskınlar düzenliyor ve kendisine görevler veriyordu. Gul'dan, Sargeras tarafından kendisine vaat edilen güçleri öyle ya da böyle kazanmak istiyordu. Gelişen olaylar sonrasında Medivh'i durdurması için gönderilen ekip başarılı olacaktı. Kralın en sadık dostu olan Anduin Lothar, Khadgar'ın oyaladığı Medivh'in kellesini uçuracaktı. Bu olaydan sonra hem aşkını hem de amacını yitiren Garona ekibe dahil olur ve Stormwind'e döner. Ancak unuttuğu birisi vardı, Gul'dan. Bir gün akli kontrolünü yitirir ve Kral Lane'i sarayda öldürür. Bu olay sonrasında Medivh'den hamile kaldığını öğrenir. Ancak doğacak çocuğunu tehlikeye sokmamak için belki de Azeroth'un en tecrübeli büyücüsü olan Merely Felstorm'a oğlunu emanet eder ve adının Medhan olduğunu söyler. Garona, Gul'dan'ın ölümünden sonra akli kontrolünü tamamen ele geçirir. Bir yandan da büyük aşkı Medivh'den geriye kalan tek mirası olan oğlunu sürekli gözetler. Annesinin kim olduğunu bilmeden büyüyen Medhan, bir gün tehlikeye düşer ve Garona yıldırım hızıyla yardıma yetişir. Gelen kadının annesi olduğunu hemen anlar. Ve bu olaylar silsilesinde Medhan ailesinin kim olduğunu öğrenir. Warcraft filminde gösterilenin aksine Lorda, Garona Anduin Lothar ile değil, Medivh ile romantik bir ilişki içerisindeydi. Öte yandan, yarı insan, yarı ork, yarı Draenei ve Guardian soyundan gelen Medhan'dan henüz bir haber yok. Kim bilir, belki bu güç potansiyel öbeği ileride bir gün bizi selamlar. Alansus Fowl'un öğretileri sayesinde kurulan ve orklarla yapılan ikinci savaşta ortaya çıkan Gümüş El Şövalyeleri arasında Paladin olarak yerini alan Turalyon, bu savaşta Alliance Aslanı olarak tanınan Anduin Lothar'ın yaveriydi. Bu önemli pozisyonda bulunan genç, yakışıklı, karizmatik ve bir o kadar da başarılı bir savaşçı olan Turalyon, Alliance birliklerine ikinci savaşta yardıma gelen, Silver Moon Konseyi tarafından gönderilen, Elf kolcularının lideri Alleria Windrunner'ın kalbini çalmayı başarır. İkinci savaşta birlikte pek çok başarıya imza atan çift, aşklarını perçinler ve bir erkek evladı sahibi olurlar. Bu ikilinin oğlu olan Arathor, yarı elf, yarı insan olarak dünyaya gelir. Daha sonra ikinci savaşın sonlarında Khadgar'la birlikte Alliance seferine katılan Turalyon'u büyük aşkı yalnız bırakmayacaktı. Ve onunla birlikte o zamanlar Outland, yani dış dünya olarak bilinen Draenor'a gidecekti. Biricik oğulları Arathor'a teyzesi Veressa Windrunner ve sevgilisi Ronin bakacaktı. Alleria ve Turalyon, Draenor'da sayısız maceralara atılırken, Draenor'un parçalanmasına yakın Twisting Nether'a, oradan da Argus'a geçtikleri biliniyor. Legion paketiyle gelen Argus gezegeninde bu ikiliyle yeniden karşılaşıyor. Arathor 24 yaşına gelmiş ve tam bir aile birleşmesi yaşanırken ortaya gayet romantik görüntüler çıkmıştı. Henüz Battle for Azeroth paketinde bu ikilinin aşkına bir zarar gelmiş değil ve ilerleyen günlerde bizi ne tür olaylar bekliyor hep birlikte göreceğiz. Warcraft hikayesinde aşk denilince Thrall'ın ailesine yer vermemek olmaz. Kendisi ve Agra ile yaşadığı aşk bir yana, annesi ve babasının yaşadığı birliktelikle dillere destan olmuştu. Thrall'ın annesi Draka doğduğunda çok zayıf ve hastalıklı olarak görülmüştü. Hatta Blackhand ona, "Eğer benim klanımda olsaydın seni çoktan öldürtürdüm," demişti. Bu durum Draka'yı giderek yoruyor ve üzüyordu. Nihayetinde klanı tarafından dışlandı ve kabul edilmedi. Annesi Kashur bir gün çok ağır hastalandı ve köyün doktorları Draka'ya bir Windrock tüyü, bir Talbuk boynuzu ve bir Cleft Hoof yünü getirmelerini, böylelikle annesini iyileştirebileceklerini söyledi. Tabii bu doğru değildi. Verilen görev Draka için klanında kalıp kalamayacağının testiydi.
Tüm o zayıf görüntüsüne rağmen tam bir ork gibi görevini tamamlayan Draka, klana dahil olmaya layık görüldü. Tabi bu başarı Drotan ve Ogrim'in gözünden kaçmadı. Horde büyüyüp gelişirken Frostworth klanında da Drotan ve Draka yakınlaşmış, birbirlerini sevmişlerdi. Draka bir klan şefinin isteyeceği bir eş olmuş ve her durumda Drotan'ı desteklemişti. Draenor'u terk edecekleri zaman Drotan'ın annesi Gaea, Draka'ya hamile olduğunu ve dikkatli olması gerektiğini söyler. Tral'ın gelişini müjdeleyen haberi henüz Azeroth'a gelmeden öğrenmiş oldu. Aşklarının meyvesini Ork dilinde Goel olarak isimlendirdiler. Drotan Azeroth'a geldiğinde Ork hordu ile yollarını ayırmaya karar verdiğinde bile Draka partnerini yalnız bırakmayacaktı. Ve kötü son onları Ogrim'i ziyaret ettikleri zaman bulacaktı. Gul'dan'ın ihaneti bu büyük aşkı bitirecekti. Yanlarında küçük Goel, yani bizim Tral olmasına rağmen Gul'dan'ın adamları Drotan ve Draka'yı katlettiler. Hayatlarının son nefeslerinde ikisinin de gördüğü son şey ağlayan çocukları olmuştu. Bu çocuğu hepimiz çok iyi tanıdık ve hikayesini de çok iyi biliyoruz. Tral büyüdü ve kocaman bir adam oldu. Kataklizm ek paketi geldiğinde elementlere danışmak için Nagrant'a yolculuk yaptı. Büyük annesi Gaea, Tral'ı Magar klanından Agra'ya yönlendirdi. Elementler üzerine çalışmalar yaparken bir yandan da birbirlerine olan duyguları da güçleniyordu. Hatta Agra, Tral için onunla Azeroth'a kadar gelecekti. Tral, Azeroth'u Deathwing belasından kurtarırken her zaman yanında yer aldı. Kalbi ve bilgisiyle ona yoldaşlık etti. Deathwing'den kurtuluşun kutlandığı sırada bir başka mutlu haber Alexstrasza'dan geldi. Agra, Tral'ın çocuğuna hamileydi. Tral'ın bu dönemki yokluğunda Horde'u Garrosh yönetiyordu ve Tral'ın yeni Horde felsefesini tam olarak idrak edebilmiş değildi. Ve Garrosh yaptığı eylemlerin hesabını vermeliydi. Tral kendi Horde'u için mücadele ederken Agra onu asla yalnız bırakmadı. Hatta çocukları Drak'ın doğumu da bu dönemde gerçekleşti. Warlords of Draenor ek paketinde Tral Dark Portal'dan ilk geçen ekipte yer aldı. Agra başta çocuğu Drak ile Azeroth'ta kaldı ve güvenlik sağlanınca da Nagrant'a geçen aile daha sonra buraya yerleşecekti. Burayı mesken edinen aileyi sorunlar rahat bırakmayacaktı. Garrosh'un daha önce yaptığı hatayı şimdi de Sylvanas'ın yaptığını düşünen Saurfang, Tral'ı Nagrant'ta ziyaret etti ve ondan yardım istedi. Henüz aileye bir zeval gelmemiş gibi görünmekte. Bakalım gelecek Tral ve ailesi için ne gösterecek? Hikayenin belki de en çok bilinen aşk hikayesi Jaina ile Arthas arasındakidir. İki büyük soylu aileden gelen bu ikilinin birbirleriyle karşılaşmaları pek de tesadüf olmadı. Lordaeron Alliance'ı çatısı altında iki yakın arkadaş olarak büyüdüler. Jaina, Antonidas'ın çırağı olarak kabul edilince Dalaran'a yerleştiğinden artık eskisinden daha da sık görüşebiliyorlardı. Böylelikle aralarındaki arkadaşlık ilişkisi romantik bir hal almaya başlamıştı. Jaina'nın Lordaeron'a yaptığı ziyaretlerden birinin dönüşünde Arthas resmi olarak koruma görevlisi olarak atanmıştı. Bu aslında birlikte saray ve şehir dışında geçirebildikleri ilk zamanda denilebilir. Bu maceraya açık yolculuk sırasında yolda bir ork esir kampına rastladılar. Arthas orkları katledilmeleri gereken bir canavar olarak görürken Jaina ise esaret altında yaşamaya çalışan canlar olarak görüyordu ve durumlarına içten içe üzülüyordu. Arthas bunu görünce geri çekilmeye karar verdi ve kamptan sorunsuz bir şekilde ayrıldılar. Arthas, Jaina'nın hem merhametinden etkilenmiş hem de cesaretinden dolayı onun sıradan bir kadın olmadığını anlamıştı. Bu durum Arthas'ın Jaina'ya olan duygularını daha da perçinlemişti. Bu arada Jaina ve Arthas'tan bahsederken bir aşk üçgeni oluşturacak olan Kael'thas'tan bahsetmemek olmaz. Jaina, Arthas'a karşı şiddetli duygular beslerken bir başka elf mage'i de Dalaran'da onun yolunu gözlüyordu. Her ne yaptı ise Jaina'nın gözüne ve kalbine girmeyi başaramamıştı. Tüm bunların üstüne Jaina'yı Arthas ile Dalaran'a dönerken görünce, üstüne üstlük vedalaşırken öpüştüklerini görünce iyice çılgına dönmüştü. Ancak durum ortadaydı ve Kael'thas için pek de umut yoktu artık. Jaina seçimini çoktan Arthas'tan yana yapmıştı. Bunun üzerine acısını kalbine gömen Kael geri çekildi. Jaina, Dalaran'da büyücülüğünü geliştire dursun, Arthas da başkentte paladinlik ve kraliyet yönetimlerine dair eğitimler ala dursun, günler akıp geçti. Bir gün Jaina, Lordaeron'da düzenlenecek olan festival için şehri ziyarete gelir. Tabii ki amacı Arthas ile görüşebilmekti. Ve bu görüşme olabilecek en romantik şekilde gerçekleşecekti.
Arthas'ın odasına kaçmayı başarabilen çift, aralarındaki aşkı daha ileriye götürmek için konuşmaya başladılar. İş artık evlilik, çocuk sahibi olma, kraliyet ailelerin birleşmesi gibi durumlara gelince Arthas kendini hazır hissetmedi. Açıkçası bu durum biraz da onu korkuttu ve geri çekildi. Arthas, Jaina'dan durumu anlamasını ve kendisine bir süre zaman vermesini istedi. Jaina durumu gayet olgunlukla karşıladı ve gerekli zamanı Arthas'a tanıdı. Ancak kader onları beklemeyecekti. Scourge Kuzey Lordları'nı vurmaya başladı. Krallık vebanın araştırılması için bir komisyon kurdu ve aşıklar tekrar bir araya geldi. Arthas, Jaina ve Uther'den oluşan komisyon çeşitli şehirlere yolculuklar yapmaya başladı. Jaina, Arthas'taki değişimi içten içe hissetse de Stratholme'la yaşanan olaya kadar bariz bir şekilde ortaya çıkmayacaktı. Arthas, daha önce romantik dakikalar yaşanan dönemde Jaina'ya "Asla beni yalnız bırakma ve yanımdan asla ayrılma" şeklinde telkinlerde bulunmuştu. Tabi o hoş, romantik anlarda bu tarz sözleri vermek çok kolaydı. Ama Arthas, Stratholme'un tamamen temizlenmesi gerek dediğinde ve araya ayrılık girdiği için de bu sözü tutmak artık o kadar kolay değildi. Arthas'ı ilk defa burada geri çeviren Jaina, bir daha asla gerçek Arthas ile görüşemeyecekti. Arthas geçen zaman içinde Lich King olmuş ve Jaina onun aşkından vazgeçmemiş ve onu kurtarmaya kendini adamıştı. Lich King'in düşüşüyle birlikte bir nevi bu aşk sona ermişti. Ancak Jaina, Arthas'ın aşkını ömrü boyunca kalbinde yaşayacaktı. Hatta Lich King'in Jaina'nın kolyesini son ana kadar zırhında saklamış olması da Jaina'yı derinden üzecekti. Aradan uzun zaman geçse de Jaina hala Arthas'ı unutamaz. Hatta Jaina'nın pişmanlıklarına şahit olurken ilk sırada Arthas'ı görüyoruz. Warcraft hikayesinin diğer bir çetrefilli aşk hikayesi de Stormreach kardeşlerinin dahil olduğu Illidan, Malfurion ve Trend arasında geçen aşk üçgenidir. Hatta ilerleyen zamanlarda bence buna Maiev'de dahil olarak aşk dörtlerini oluşturdular. Illidan, Malfurion ve Trend de birlikte büyüdüler. Illidan ve Malfurion, yarı tanrı Senarius'tan Druidizm eğitimleri alırken Trend de ise Elune'un rahibesi olma yolunda ilerliyordu. Illidan, Malfurion'a göre çok sabırsız ve korkusuzdu. Bu, duygularını ifade etmede de böyleydi. Trende'ye karşı hislerini saklamıyordu. Öte yandan Malfurion daha utangaç ve kibardı. Illidan bu kişiliği nedeniyle Senarius'un da gözüne giremedi. Ve Senarius çırağı olarak Malfurion'u seçti. Illidan ise daha geleneksel elf büyülerine yöneldi. Kadimler Savaşı patlak verdiğinde bu üçlü kendi karakterlerini yansıtacak şekilde kararlar verdi ve aksiyonlar aldı. Illidan birçok yoldaşını feda ederek yoluna ilerledi. Her ne kadar Kadimler Savaşı'nın kazanılmasında en büyük rollerden birini oynasa da Illidan'ın bu yaptığı elfler tarafından kabul edilmedi. Hatta Trende bile Illidan'ın bu yaptığını anlayamadı ve gönlü iyice Malfurion'a kaydı. Illidan, yaptıkları nedeniyle hapse mahkum edilirken, Trende ve Malfurion, Illidan sayesinde kazandıkları ölümsüz yaşantılarını romantik ilişkileriyle taçlandırdılar. Aldığı druidizm eğitimi nedeniyle sık sık Emerald Dream'e gitmek zorunda olan Malfurion ile Trende arasındaki ilişki uzak mesafeli bir aşka dönmüştü. Bir gün Trende, Emerald Dream'in yozlaştırıldığını öğrenir ve sevgilisi Malfurion'u kurtarmaya gider ve dönüşünde de evlenmeye karar verirler. Bu sırada Illidan, Legion tehdidine karşı Trende tarafından tutulduğu hapishaneden çıkarılır ve gelişen olaylar sürecinde kaçar. Maiev hikayeye burada girecektir. Black Temple Raid'inde Illidan'ı alt edene kadar takip edecekti. Mağlup olan Illidan, yeniden tutsak edilmeden Maiev'e "Avcı, avı olmadan bir hiçtir. Sen bensiz bir hiçsin" der ve Maiev'i felsefik olarak derinden etkileyecek olan duyguyu tetiklemiş olacaktır. Maiev, Legion eklenti paketinde serbest kalan Illidan'ı an ve an takip edecekti. İkili, Legion tehdidine karşı birlikte savaşacaklardı. Hatta Illidan hiciv yaparak kendisine akıl vermeye çalışan Maiev'e "En iyi yaptığın şeyi yap ve beni takip et" diyerek kinayeli bir laf söyler ve Maiev'i bir nebze kıskandırır. Öte yandan yine Legion eklenti paketinde yine Emerald Nightmare tarafından yakalanan Malfurion'u kurtarmaya giden Trende'nin romantik arayışına tanık oluyoruz. Mevcut eklenti paketi Battle for Azeroth'ta Horde ve Alliance arasındaki kanlı savaşta dövülen Malfurion ve Trende arasındaki ilişkiyi gelecekte neler bekliyor hepimiz göreceğiz. Son olarak geldik sürpriz bölüme. Utku ve Eda 2015 yılında gayet normal, hiç de kaderin bir oyunu olmadan sıradan iki insan gibi tanışıp birlikte olmaya karar verdiler.
Utku'nun World of Warcraft evrenindeki huzur dünyasını karartmaya karar veren Eda, Legion genişleme paketiyle oyuna dahil olmaya karar verir. Her dungeon ve raid'de Utku'yu rahat bırakmayan Eda, ekibe 5. afix olarak katılır. Şaka bir yana, çok eğlenceli, bir o kadar da samimi ortamlarını 2019 yılında ekranlara taşımaya karar veren çift, hem gerçek dünyadaki hem de Warcraft evrenindeki ilişkisini Twitch ve YouTube üzerinden siz izleyicileriyle paylaşmaya başladı. Bizlere bu yolda desteklerinizi eksik etmediğiniz için sizlere sonsuz saygı ve sevgilerimizi yolluyoruz. Hoşça kalın.